İngilizler duyurdu. Galatasaray Jordan Henderson'ı istiyor. Transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden Galatasaray'da bir numaralı öncelik orta saha bölgesi. Dahti'nin haberine göre Galatasaray Ajax'ın yıldızı Jordan Henderson'ı istiyor. Henderson, Ajax'ın Şampiyonlar Ligi'nde yer almayacak olmasının yanı sıra takımın maddi sıkıntılar yaşaması nedeniyle Hollanda devinden ayrılmak istiyor. Haberde ayrıca Galatasaray'ın Henderson'ı transfer etmek istediği ve görüşmelerin sürdüğü aktarıldı. Galatasaray 33 yaşındaki futbolcuyu ilk etapta kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. İngiliz futbolcunun güncel piyasa değeri ise 6 milyon euro. Victor Nelson'a West Ham United kancası. Galatasaray'a Victor Nelson için İngiltere'den yeni bir teklif var. Daha önce Tottenham ve Nottingham Forest tarafından teklifler alan Danimarkalı yıldız stoper için West Ham United'da devreye girdi. Satılması kararlaştırılan Nelson'u İngiltere'nin dışında İspanya ve İtalya'dan da önemli takımlar takip ediyor. Premier Lig temsilcisi West Ham United, 25 yaşındaki yıldız savunmacının bonservisini almak için 15 milyon euroyu gözden çıkardı. Galatasaray, Victor Nelson'u 2021 yazında Danimarka temsilcisi Kopenhag'dan 7 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı. Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olan Nelson için Galatasaray'ın beklentisi ise bonuslarla birlikte 20 milyon euro. Galatasaray'a yeni Haaland. Barış Alper Yılmaz, Victor Nelson, Sacha Boey ve Kerem Aktürkoğlu gibi genç yıldız adaylarını scout ederek önemli kazanımlar elde eden Galatasaray, yeni sezonda da kadrosuna yetenekli gençleri katmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı Kırmızılı takımın gündemine aldığı Osijek forması giyen Anton Matkovic için Avrupa'nın önemli takımlarıyla yarış halinde olduğu öğrenildi. 18 yaşındaki Hırvat golcüyü Galatasaray'ın haricinde İspanya'dan Atletico Madrid'de Sevilla, İtalya'dan da Napoli ve Milan'ın kadrosuna katmak istediği öğrenildi. Hırvat ekibinin genç oyuncu için 5 milyon euro civarında bir bonservis beklentisi olduğu da gelen haberler arasında. 1.91'lik Hırvat yeteneğin takımıyla olan kontratı 2026 yazında sona erecek. İşte yeni model Galatasaray. 5 transfer, 8 ayrılık. Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, bir yandan yıldız transferleri yapmaya odaklanırken, bir yandan da mevcut yıldızlarına gelen teklifleri ve kadrosundan gidecek oyuncuları değerlendiriyor. Öncelikli olarak ilk 11'e doğrudan yüksek kalibrede katkı verecek bir sağ bek ve bir merkez orta saha transferi gerçekleştirecek olan Sarı Kırmızılıların listesinde dünya yıldızları bulunuyor. Galatasaray'ın Zaha, Tete, Nelson, Oliveira ve Halil Dervişoğlu'yla da yollarını ayırmak kararı aldığı öğrenildi. Galatasaray Højbjerg'le anlaştı. Galatasaray aradığı orta sahayı yine Premier Lig'de buldu. Arsenal'den transfer ettiği Torreira ile orta sahadaki dinamizm problemini gideren Sarı Kırmızılı var. Şimdi de Pierre-Emile Højbjerg'le prensip anlaşmasına vardı. Tarafların kontrat detayları üzerinde de büyük ölçüde uzlaştığı öğrenildi. Okan Buruk Torreira Højbjerg merkeziyle özellikle Şampiyonlar Ligi'nde çok daha dirençli bir oyun ortaya koyacaklarına inanıyor. Kariyerine ülkesi Danimarka'da başlayan Højbjerg, Brøndby ve altyapısında yetişip 2013'te Bayern Münih'in ikinci takımına transfer oldu. Oradan A takıma yükselmeyi başaran İskandinav futbolcu Augsburg ve Schalke'ye kiralandıktan sonra 2016'da 15 milyon euroya Southampton'a satıldı. Tottenham ise 2020 yazında Danimarkalı orta sahaya 16 milyon euro karşılığında transfer etti. Galatasaray Højbjerg'in bonservisi için 10 milyon euroyu gözden çıkardı. Galatasaray'da Rafael Varane bombası. Davinson Sanchez ve Victor Nelson ikilisine toplamda 40-45 milyon euro bandında teklifler gelmesi nedeniyle savunmaya lider stoper arayan Galatasaray, dünya ünlü bir yıldıza yöneldi. Sarı Kırmızılı kulübün ilk hedefi Manchester United'la bu yaz döneminde yollarını ayırması beklenen Rafael Varane. 2021'de 40 milyon euroya Real Madrid'den transfer olduğu İngiliz divinde mutsuz olan Fransız savunmacı sezon içerisinde verdiği birkaç röportajda
Kulüp yönetimini eleştirmiş ve yeni bir maceraya yelken açacağının sinyallerini vermişti. Galatasaray yönetimi Varane'la temasa geçip söz kesmenin hesapları içinde. Teknik patron Okan Burun'un da çok beğendiği 1.91'lik savunmacıya bonservis bedeli ödemeyecek olan sarı kırmızılılar. Böylece Davinson Sanchez ve Nelson'un satışından gelmesi muhtemel 40-45 milyon euroyu da diğer transferler ve sezon içindeki maaş ödemeleri için kullanabilecek. Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev transfer çılımı. Son şampiyon Galatasaray takımdan ayrılacak oyuncuların yerine daha iyilerini getirip üst üste 3. kez zafer elde etmek istiyor. Sarı Kırmızılılar Juventus'un yıldızı için Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre Galatasaray ve Fenerbahçe, Juventus forması giyen Sırp futbolcu Filip Kostić ile ilgileniyor. İtalyan basınına göre Sarı Kırmızılılar bu transferde bir adım önde. Haberde ayrıca Kostić'e geçen sezon Suudi Arabistan'dan yoğun ilgi olduğu ancak 31 yaşındaki futbolcunun Massimiliano Allegri'nin özel talebi nedeniyle kulüpte kaldığı kaydedildi. Allegri ile yollarını ayıran Juventus'ta Kostić'in de takımdan ayrılması gündemde. Bu nedenle yetenekli futbolcunun temsilcilerinin transfer görüşmelerine başladığı ve başta Galatasaray olmak üzere birçok önemli takımla temas kurduğu öğrenildi. Tecrübeli futbolcunun Juve ile sözleşmesi 2026 yazında sona eriyor. Galatasaray'dan sağ beke Emerson Royal hamlesi. Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray kadrosuna tartışmasız bir sağ bek taklisi yapabilmek için yoğun uğraş veriyor. Teknik direktör Okan Buruk'un talebi doğrultusunda birçok oyuncuyla temas kuran Jim Bomb, İngiltere Premier Ligi gibi Tottenham'da forma giyen yıldız ismi gündemine aldı. Sarı Kırmızılı yönetim Okan Buruk'un listesine aldığı Emerson Royal'i kadrosuna katmak için düğmeye bastı. Yıldız futbolcuyla Galatasaray'ın yanı sıra Milan ve Juventus'ta ilgileniyor. 25 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun Tottenham'da sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. Emerson Royal, sağ bekin dışında sağ açık ve stoper olarak da oynayabiliyor. 2021'den beri Tottenham'da oynayan sambacı, geride bıraktığımız sezonda 24 maça çıktı ve 1 gol kaydetti. 1.83 boyundaki Emerson, daha önce Barcelona, Real Betis ve Atletico Mineiro'da da forma giydi.